Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en kuvvetli kalemlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Makedonya'da doğdu. Gerçek adı Ahmet Agah'tır. Babası dönemin Üsküp Belediye Başkanı, eski icra memuru Nişli Naci Bey. Annesi ise Nakiye Hanım'dır. İlkokul eğitimini alırken bir yandan da İshak Bey Camisi'nde medreseye giden Yahya Kemal, Arapça ve Farsçayı burada öğrendi. Lise yıllarında şiir yazmaya başladı. Esrar Mahlası'nı kullanıyordu. O günlerde tek amacı İstanbul'un edebi ve düşünsel hayatına kendini kabul ettirmekti. 1902'de bu hayalini gerçekleştirmek için lise eğitimini sebep göstererek İstanbul'a taşındı. Vefa Lisesi'ne başlayan Yahya Kemal, İrtika ve Malumat dergilerinde Agah Kemal Mahlası'yla şiirler yazdı. Dönemin popüler siyasi akımlarının etkisiyle Abdülhamit karşıtı görüşleri savunmaya başladı. Jön Türklere özenmesi onu Paris'e kadar sürükledi. Fransa'da dil eğitimi aldı. 1904'te yüksek öğrenimi için Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Üniversitede ünlü tarihçilerden Albert Sorel'in derslerinden etkilenen Yahya Kemal, kendine özgü zengin tarihsel bakış açısını burada yakaladı. Türklüğün öz değerleri, kimlik arayışı ve Türk şiirinin tarihi gibi konularda derinlemesine incelemeler yaptı. Fransa'da kaldığı süre boyunca ünlü Fransız şairlerin eserlerini inceledi. Fransa'ya siyasi sebeplerden dönen Yahya Kemal'in Türkiye'ye dönerken kafasında hep sanatla ilgili hayaller dönüp duruyordu. Dönemindeki şairlerden ayrılan en büyük özelliği Fransız tarzı şiir unsurlarını Türk şiir anlayışına uyumlu hale getirmek oldu. Eski Türk şiirinde şekillenmiş aruz kalıplarını yeni forma soktu. Arapça ve Farsça kelimelerden vazgeçmedi. Adeta melodisi olan akıcı şiirler yazdı. Onun eski edebiyata ve tarihe olan bağlılığı kimileri tarafından eleştirildi. Hatta Ziya Gökalp'le atışması meşhurdur. Gökalp, Yahya Kemal'i hedef alarak "Arabisin, Arabati değilsin, gözün mazidedir, ati değilsin." dizelerini yazar. Yahya Kemal ise cevabında "Ne harabi ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim." Yahya Kemal, Batı şiirine ve dillerine hakim olduğu kadar Türkçe'ye ve kendi kültürüne de hakimdi. Yeniçeri'ye gazel şiirinde tam 5 asır öncesine ait Türkçe'yle şiir yazması bu konudaki kabiliyetini ortaya koyuyor. Fransa'da 10 yıla yakın süre kaldıktan sonra 1912'de İstanbul'a dönen Yahya Kemal, Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih derslerine girdi. Daha sonra İstanbul Darüfünun'a öğretim görevlisi olarak atandı. 1923'e kadar bu görevi sürdüren Yahya Kemal, aynı zamanda Türk dili ve Türk tarihi konularında çeşitli dergilerde makaleler yayımladı. Yahya Kemal düşünce yazılarını daha sonra kitaplaştırdı. Kültür dünyamıza yönelik Üsküdar'la ilgili kaleme aldığı yazı ve Ezansız Semtler yazısı özellikle dikkat çekicidir. Şiirde ise yepyeni bir tarz bıraktı. Aruz'un son temsilcilerinden sayılan Yahya Kemal'in birçok şiiri bestelendi. Şiirlerimiz sadece Münir Nurettin bestelesinde değil, rivayet edilir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra siyasette de aktif görevler üstlenen Yahya Kemal, büyükelçilik yıllarında Türk tarihine bağlılığını gösterdi. Orta Asya'da zulüm gören on binlerce soydaşımız onun girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Yahya Kemal, emekli olduktan sonra İstanbul'da bir otele yerleşti ve tek başına yaşamaya devam etti. 1 Kasım 1958'de bir çeşit bağırsak hastalığından dolayı vefat etti. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.